Mimarisi Piero da Vinci 15 Nisan 1452'de Floransa'da doğdu. Avrupa'daki modern isimlendirme kurallarından önce adı Leonardo di Piero da Vinci'dir. Bu adın manası Vincili Üstad Piero'nun oğlu Leonardo'dur. Da Vinci ilk öğrenim yıllarında aritmetik ve geometride öğretmenlerinin sorduğu sorulara şaşırtıcı cevaplar verecek kadar iyiydi. Bu yeteneği ile küçük yaşlarda da dikkat çekiyordu. Çocukluk yıllarında yapmaktan en keyif aldığı iş resim çizmekti. Yalnızca resim çizmiyor, aynı anda lir de çalıyordu. Babası ondaki yetenekleri fark edince onu Floransa'nın en önemli atölyelerinden birine çırak olarak verdi. 14 yaşına kadar büyükanne ve büyük babasının yanında Vinci'de yaşadı. İkisi de arda arda ölünce Floransa'ya gitti. O dönemde evlilik dışı çocukların üniversite okuması yasaktı. Maalesef Leonardo da babasının evlilik dışı bir ilişkisi sonucu dünyaya gelen bir çocuktu. Bu yüzden üniversitede okuma imkanı bulamadı. Dönemin ünlü heykeltıraşı Andrea del Verrocchio, Leonardo'nun resimlerinden etkilenip onu çırak olarak kabul etti. Burada yalnızca Verrocchio ile değil, Lorenzo di Credi ve Piotr Perugino gibi önemli sanatçılarla da çalışma fırsatı bildi. Leonardo, lir çalmayı burada öğrenmişti. Da Vinci, 1482 senesinde Floransa'yı terk etti. Dünyaca ünlü, dünya tarihinin en olağanüstü iş başvurusu olarak kabul edilen mektubunu, bu dönemde Milano'daki Sforza için yazdı. Bu olağanüstü mektup sonucunda 17 yıl boyunca Milano Dükü için çalıştı. Dük için yalnızca resim veya heykel yapmadı, aynı zamanda bina, makine ve silah tasarımları yaptı. İnsanlık tarihinin en önemli resimlerinden biri olan Mona Lisa'yı bu dönemde yapmaya başladı. 1503 yılında yapmaya başladığı tahmin edilen Mona Lisa tablosunu resmi tamamladıktan sonra bile yanına hiç ayırmamış, tüm seyahatlerinde yanında götürmüştür. Leonardo da Vinci 1513-1516 seneleri arasında Roma'da yaşadı ve Papa için birçok projede yer aldı. Bu dönemde anatomiye, fizyoloji alanlarında çalışmaya devam etti. Fakat Papa, da Vinci'nin kadavralar üzerinde çalışmasını yasakladı. Gördüğü, gözlemlediği her şeyi çizerek açığa kavuşturuyordu. Yaptığı ayrıntılı çizimlerle anatominin detaylarını ortaya çıkarıyordu. Çizimleri bazı ufak yanlışlıklara rağmen son derece nettir. Meşhur anne karnındaki bebek çizimi için inekleri incelemiş ve elde ettiği sonuçları insanlara uyarlamıştır. Papa, insan anatomisi üzerine çalışmasını yasakladıktan sonra ise dolaşım sistemi üzerine yaptığı araştırmasını sığır kalpleriyle çalışarak devam ettirmiştir. Leonardo da Vinci 7 yaşındayken Amboise'deki evinde yaşamını yitirdi. Kralın kollarında can verdiğine dair rivayetler vardır. Son sözleri ise çalışmalarım gereken kaliteye erişmediği için tarih ve insanlığı gücendirdim olmuştur. Amboise'deki Saint Florentin Kilisesi'ne toprağa verilmiştir.